Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet köyümüzü yükseltmeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi duvarları zaten kasıyorum. Hani her dakika oynuyorum neredeyse. Gördüğünüz gibi artık bunların hepsi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Şu anda 3 tane işçim boşta. E, bu seken topun bir tanesini zaten almıştık arkadaşlar. Neredeydi o? Şurada bir yere koymuştum onu. Heh burada. Evet arkadaşlar seken topu aldık. Onun dışında çoklu okçuyu da aldık. Hani bu da burada. Şimdi bunlardan birer tane daha yapacağız. Tabii ki bunların dışında diğer yükseltmeleri de zaman içerisinde muhakkak devam edeceğiz. Ama tabii ki bunları hızlandırmak adına yapacağımız bir şey var. Şimdi benim şöyle bir durumum söz konusu. Biliyorsunuz ki buradaki görevleri tamamladığımız zaman buradaki bonusların hepsini alıyoruz ve takas bölümünden neymiş? Süper birlik etkinliğinden biz ganimetlerimizi veya ihtiyacımız olan parçaları buradan çekebiliyorduk. Benim tabi bunların hepsini tamamlamamdan sebep artık elimde herhangi bir materyal kalmadığı için ben de ne yaptım? 12.000 tane parçacığımızı aldık ve şimdi bunlarda benim ihtiyacım olan şeyler var. Nedir bunlar arkadaşlar? Öncelikli olarak e, buradan bir 6 tane inşaat kitabı ben alacağım arkadaşlar. Bu mecbur Buna yapacak bir şey yok. Bu çünkü benim çok büyük bir ihtiyacım. Evet bir tane kaldı yer olmadığı için alamadık. Hemen şuna bir tane daha hızlandırma verelim. Direkt arkasından kalan bir taneyi de alalım. Nerede? Burada. Hemen gelelim şunu da alalım arkadaşlar. Evet kaldı 8465. Şimdi arkadaşlar şu kırmızıdan biz 10 tane alırsak 2000 küsür tane yapıyor. Bunu bir alalım. 3, 4, 5 kaç tane oldu elimizde? Aşağı yukarı 280 çarpı 5 dediğimiz zaman hemen şuradan hesap makinesine o kadar matematiğim yok arkadaşlar. 280 çarpı 5 dediğimiz zaman pardon 285 çarpı 5 dedik. 1425 tane bunu aldık ışıltılı cevher. Şimdi gelelim bir 10 tane de bunu alalım arkadaşlar mecbur. Yani bu parlak cevher gerçekten çok işe yarayan bir şey arkadaşlar. Bir 5 tane de bundan aldık. Tamam. 325 de burada var. Bundan da bir kaç tane demiş zaten 6 tane mi? Bunun altısını da biz alalım arkadaşlar. Dursun şimdi gelelim. Ne yükseltebiliriz? Önce ona bakacağız arkadaşlar. Şuradan yükselt diyelim ve girelim. Şimdi Burada yükseltmelerimizde kitaplarımız onlarımız bunlarımız. Burada neye ihtiyacımız varmış? 2400 ışıltılı. O kadar şey aldık. Alamadık mı? 2400'ü tamamlayamadık mı? Niye? Saçmalık var bu işte. Ödüller bir dakika. Şuradan neyimiz var? Tekrardan bakıyoruz. 1855. 2200 tane de ondan var. O zaman geri kalandan arkadaşlar biz yine ne yapacağız? geleceğiz buraya ve bundan yine devam edeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bunları almak zorundayım arkadaşlar çünkü bunları almadığım takdirde biliyorsunuz ki hiçbir şey yapamıyoruz en fazla bundan bir 10 tane alalım arkadaşlar yükseltmeye bilmiyorum neyi versem onun kararını henüz veremedim ama burada bayağı bir ihtiyacım olan şeyler var. Özellikle bu kitaplar beni gerçekten zorluyor. O kitaplarla alakalı olarak da Hani bu çünkü çok işe yarayan bir şey arkadaşlar. Hani koruyucunun gerçekten tam etkisini gösterdiği bir şey. Ama bunların hangisini vereceğimi şu anda bilemiyorum. Bunları aldım. Şimdilik bunlar dursun. Ben bunlara uygun bir artık bakacağım. En çok kullandığım veya kullanacağım hangileri ise onları bir şekilde yükselteceğim. Şimdi arkadaşlar bunun dışında parçalarımız kalsın. Orada o parçalarımız var. Ne kadar kalmış onu da gelecek dönemde illaki kullanırız. 1215. 280 aldık 300 de onu aldık bundan bir dört tane daha alabiliriz aslında başka buradan alabileceğimiz bir şey var mı bakıyorum hmm. saat kulesini geç onunla zaten işimiz yok eğitim iksiri zaten bitmiş 250'ye araştırma iksiri alabiliriz aslında arkadaşlar araştırma iksiri de işe yarayan bir şey hani yükseltmelerimizde bayağı bir bize etki ediyor. O yüzden onu da alabiliriz. Aslında bayağı bir kısaltma yapıyor. Ama bilemedim şu anda. Şimdi açıkçası bunları oyunların içerisinden kazanabiliyoruz. Araştırma iksiri biraz daha zor elde ettiğimiz bir şey. Aslında araştırma iksiri de alabiliriz ama hala kararsızım. Hepsini oraya bağlamak yani buradan 4 tane alsak 5 tane hakkımız var. Nereden baksanız 1000 tanesi oraya gidecek. Hani 1000 taneyi oraya verene kadar acaba buradan cevheri almak daha mı mantıklı? Bu da tartışılır arkadaşlar. Çünkü baya bir İşimize yarayacak az. Ben bunların hepsini cevhere basıyorum arkadaşlar ya. 325, 240 dedi. 240'a ne alırız? Harcayalım bitsin arkadaşlar. Hiç önemli değil. Neyimiz var neyimiz yok. Feda ediyoruz şu anda. İnşaat yıldızı kavanozu. Yap bununla işimiz yok. Bunlarla da bir işimiz yok yok yok. Alabileceğimiz başka yukarıdan bir şey kaldı mı? Onları tükettik zaten. 280 istiyor orası. Tamam ya yapacak bir şey yok. 250 falan filan. Bunlara da gerek yok. Şuradan bari en azından ne yapalım? Altın alalım. Alalım. Altın çünkü lazım olacak bana. Kaç? 4000. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. 4000. bu. Tükendi. İksir de alalım arkadaşlar. İksir de tükendi. Kaldı 75. 75'e bir şeyimiz var mı? Bakıyoruz. 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 75'e bir şeyimiz yok sağlık olsun diyoruz arkadaşlar. Evet yapacak bir şey yok. Dediğim gibi onun yükseltmesine devam edeceğim. Bu arada size klan savaşında maalesef arkadaşlar 68-65 rakip önde ama gerçekten kıran kırana geçen çok güzel maçlar oldu. İsterseniz mesela birinci savaşı direkt hani en tepedeki adamların savaşı bunlar. Direkt onları isterseniz bir izleyelim. Şöyle bir araya da bunu kaynatmış olalım. Hemen bir tekrar diyelim bakalım maç nasıl geçmiş. Ben daha önceden bunları izleyemedim arkadaşlar. Gece geç saatte başladı çünkü. Hatta maçımı ben bugün yaptım. iki yıldızda kaldım maalesef. Üçleyemedim. O da kahramanlarımın seviyelerinin düşük olmasından dolayı sadece barbar kral yetmiyor. Koruyucu da gerekiyor. O yüzden işte koruyucu da okçu kraliçeydi, şampiyondu derken Kraliyet şampiyonu. Yani onlar biraz düşük kaldı. Onları da acilen benim fullemem gerekiyor arkadaşlar. Evet burada bir temizlik olayı söz konusu oldu aşağıdan. Daha sonrasında orman binicileriyle girişi sağladı. Buradan bir 3 yıldız çıktı. Bakalım o 3 yıldız nasıl çıktı arkadaşlar. Sol tarafı zaten kartalı, kartal topunu direkt dondurdu. Hatta sarmaşıkla 10 numara bir atak oldu orada. Zaten hava ile alakalı bir şey olmadığı için püskürtücülerde bir işe yaramıyor. Dondura dondura devam ediyor. Burada iki tane daha sarmaşığı var. İki tane daha sarmaşığı bakalım nerede kullanacak. Muhtemelen yine kartal topu üzerinde kullanacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Orada değerlendirecektir diye tahmin ediyorum. Ki çok temiz ilerliyor şu anda. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu koruyucunun hani yanındaki o iki tane kitabı fullediğiniz zaman gerçekten efsane işe yarıyor. Çünkü yani Altınızda ilerleyen hero'ların canları neredeyse gitmiyor gibi bir şey oluyor ve bu sayede bu da uzun bir süre sürüyor. Aşağı yukarı 20-25 saniye gibi falan bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem tam detaylı bakmamıştım ama onların canlarını epey bir süre en azından düşmeden yoluna devam ettirebiliyor. Diğer kitabını zaten biliyorsunuz gizleme özelliği olduğu için hiçbir şekilde can almıyor. Can almadıkları için daha doğrusu canları gitmedikleri için canavar gibi ilerliyorlar. Valla çok temiz bir 3 yıldız olmuş arkadaşlar. Etraf çok güzel temizledi. Gayet güzel. Ama burada şöyle bir avantaj da vardı. Tekrardan başlangıcında bir geri döneriz ama şunu hatta hızlandıralım. Zaten bir tek kartal topu kaldı. X şey kaldı. X şey zaten burada çok bir şey yapamaz. Aynen. Çok güzel. Gayet temiz. Evet. Şimdi tekrardan bir gelelim. Savaş haritası diyelim arkadaşlar. Buna bir tekrar diyelim ve pause yapalım. Şimdi buradaki aslında en güzel olay şu. İlerlemenin en güzel yolu şu oldu. Gördüğünüz gibi aralıklar çok açık. Hani aralıklar açık olduğu için tamam orada bombaları var vesaireleri, tuzakları var. Okey ama hani buradan ilerlemesi efsane güzel. Yukarıdan zaten Kartal topunu dondurdu. Kartal topunu dondurunca şu görmüş olduğunuz lokasyondan direkt ortaya doğru geldi. Daha sonrasında burada yukarı açılmaması için İkincisini de oraya attı biliyorsunuz Sarmaş'ın efsane bir ilerleyiş sergiledi. Tabi büyüleri de muazzam bir şekilde tam yerinde kullandı. Hızlandırarak bir an evvel ortaya geldi ve çiçek gibi birinciliği aldı. Gerçekten çok kıran kırana savaşlar geçti arkadaşlar. Mesela bizimle birincimizden onlar birincilik almışlar. Daha doğrusu 3 yıldız almışlar. İsterseniz ona da bir bakalım arkadaşlar nasıl almışlar. Ben de onu merak ediyorum şimdi. Bakalım burada nasıl bir ilerleme yapmışlar. Ya çok güzel, kıran kırana geçti. Gönül isterdi ki hani bu klan savaşını alalım. Gerçi daha bitmedi, daha çok var ama e, iki yıldız olan yerleri üçlemeye çalıştılar arkadaşlar ama e, yine iki yıldızda kaldık maalesef. Yani Şu anda bu şekilde gidiyor artık, yapacak bir şey yok. Burada da direkt koruyucuyla beraber meleklere de saldı. O şekilde bir gidiş sağlıyor. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Yukarıdan direkt o efsane giriş. Bakalım. Zaten buz golem de aşağıdan gidiyor. Orayı bir dondurur, oraya doğru oynar. Klanlarından da çıktı zaten. Orada gidecek. bu hareketler güzel hareketler işte arkadaşlar. En azından klan savunması dışarı çıktığı zaman orada efsane bir ilerleyiş sergileniyor. En azından önümüz açılmış oluyor. İçerilerde bu klandan çıkan savunmalarla uğraşmamış oluyoruz. Gayet başarılı oluyor şu anda gayet güzel gidiyor. <laughs> şu zehirler yok mu? Ah şu zehirler mahvediyor benim var ya oyun içerisinde bazen bana da denk geliyor arkadaşlar. Direkt böyle canlar patates. Bak dediğim gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Canlar düşmüyor. Niye? İşte koruyucunun özelliği. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Hani onları böyle fulllediğiniz zaman bütün etkinliklerini full yaptığınız zaman felaket maçlar çıkıyor işte. Benim de en büyük sıkıntım şu anda o arkadaşlar. Aslında çok güzel savaşlar, çok güzel fightlar çıkartıyorum ama işte dediğim gibi bazı konularda biraz eksikler var. Onları da tamamlamak için elimden geleni yapıyorum. Siz de görüyorsunuz zaten videolarda paylaşıyorum bunları da. İşte bakalım en kısa sürede bunları da halledeceğiz inşallah ve daha güzel daha kaliteli maçlarımız olacak illaki karşınıza gelecek. Şu anda belli başlı klan savaşlarında biraz pasif kalıyorum açıkçası. Çünkü altlara girmek zorunda kalıyorum. Yukarıdakilere girmeye çalıştığım zaman Maalesef güçler yetmediği için birazcık kalıyorum oralarda ama onu da en kısa sürede halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ki köyün e, eski videolarıma daha doğrusu eski dedim şöyle bir aydır neredeyse ben video atıyorum. Hani ilk videolarıma baktığınız zaman yapmış olduğum maçlardaki içerikte olan hirolar ve kahramanlarla şu günde içeride olan bütün kahramanları ve hiroları gördüğünüz zaman ne kadar hızlı bir değişim olduğunu siz de fark edeceksiniz. Ki onlar çalışmaya devam ettikçe ben hiçbir şekilde boş durmuyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Direkt duvar basıyorum. Duvardan ilerliyorum. 10 numara köyü ilerletmeye çalışıyoruz. Bu arada yakın zamanda daha iyi etkileşim kurabilmek adına canlı yayınlara, canlı yayınlara da başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olur nasıl eder bilmiyorum ama gayet eğlenceli olacağını ben düşünüyorum en azından takipçilerimizle daha iyi kaynaşırız, daha güzel sohbet ederiz oradan diye düşünüyorum. Canlı olması her zaman için bir avantaj. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mis gibi, çiçek gibi bu arada bir üç yıldızda rakibimiz bizden almış. Güzel ilerledi o da. Biraz uzun sürdü ama kontrollü bir şekilde gayet güzel ilerleyiş sağladı o da. Ellerine sağlık diyelim. Yani sonuç duvarlı bu bir oyun arkadaşlar. Yenmek de var, yenilmek de var. O yüzden... Yapacak bir şey yok. Evet. En tepeden size sağlam iki tane de maç sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Demeden önce de şunu yapalım arkadaşlar. Evet. Kısaca ben şuradan şunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi en başında da söyledim zaten. Çok lok çukulesini de aldık. Zaten seken topu da aldık. Burada hala da toplar <laughs> ilerliyor. Şimdi ganimet kasıyorum arkadaşlar. Bu videonun editinden önce ben burada ganimet kasmaya devam edeceğim ve inşallah bir aksilik olmazsa bugün içerisinde yani bu videoyu çektiğim akşam saatleri gün bitmeden yüksek ihtimalle bu iki okçuyu da yükseltmeye vereceğim. Daha sonrasında bunları da direkt çokluya çevirip bu iki tane topu da yine seken topa çevirdikten sonra sen sağa ben selamet ondan sonra daha keyifli olacak. Arkasına direkt arkadaşlar kahramanları yükseltmeye vermek istiyorum. Zaten barbarı fulllemiştim. Ondan yana en ufak bir sıkıntımız yok. Okçu kraliçeyle arkasına devam etmek istiyorum daha doğrusu okçu kraliçeden ziyade büyük koruyucuya açıkçası arkadaşlar bir ağırlık vermek istiyorum. Çünkü büyük koruyucu gerçekten çok büyük iş yapıyor. Siz de görüyorsunuz zaten maçların içerisinde arkadaşlar. Bayağı iş yapan bir şey. Sırasıyla hepsini bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi köyü elimden geldiğince ilerilere taşımaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone değilseniz ilk defa bu videoyu izliyorsanız da kanala abone olup beni desteklemiş olursunuz. Bu da beni tekrardan mutlu eder. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.